Ekranda gördüğünüz gibi bir basketbol topunun karamel ve çikolata parçalı bir top sütlü dondurmaya doğru hareket ettiğini düşünelim. Çarpışacaklar, öyle değil mi? Bu çarpışmayı birçok farklı şekilde tanımlayabilirsiniz. Ancak bu gibi durumlarda fizikçilerin genellikle merak ettikleri bir soru olur. Bu çarpışma esnek mi yoksa değil mi? Peki, bir çarpışmanın esnek olması ne anlama gelir? Esnek ya da bir diğer ismiyle elastik çarpışmalarda kinetik enerji korunur. Şunu da ekleyelim. Burada bahsi geçen enerji cisimlerden bir tanesinin kinetik enerjisi değil, tüm cisimlerin toplam kinetik enerjisi. Evet, esnek çarpışmalarda çarpışan tüm cisimlerin toplam kinetik enerjisi korunur. Bir de korunma dediğimizde kafanızın karışmaması için bunun da toplam kinetik enerjinin sabit kalması. Yani çarpışmadan önceki kinetik enerjinin çarpışmadan sonraki kinetik enerjiye eşit olduğu anlamına geldiğini de söyleyelim. Bunu matematiksel bir şekilde ifade etmek de mümkün. Toplam kinetik enerji korunuyorsa şöyle diyebiliriz. Çarpışmadan önce basketbol topunun bir miktar kinetik enerjisi vardı kinetik enerjiyi K harfi ile gösteririm. Basketbol topunun kinetik enerjisinin çarpışmadan önceki yani ilk gördüğümüz halindeki kinetik enerji olduğunu belirtmek için de I harfini kullanalım. Burada B harfi de bunun basketbol topunun kinetik enerjisi olduğunu anlatıyor. Tekrar etmemi isterseniz bu basketbol topunun çarpışmadan önceki kinetik enerjisi. Toplam kinetik enerji için buna bir de bir top dondurmanın kinetik enerjisini eklememiz gerekiyor. Dondurma için S harfini kullanalım. Tabii herhangi bir harf kullanabilirsiniz. Yeter ki işin mantığını anlayın. Ben sütlü dondurmanın S'sini kullanıyorum. Evet, çarpışmadan önceki kinetik enerjilerin toplamını bu şekilde yazabiliriz. Aynı şeyi çarpışmadan sonraki durum için de yapalım. Muhtemelen basketbol topu çarpışmadan sonra da hareketine devam edecektir. O halde basketbol topunun çarpışmadan sonraki en son ya da başka bir deyişle her şey olup bittikten sonra finaldeki kinetik enerjisini de bu şekilde yazıyorum. Buna dondurmanın çarpışmadan sonraki kinetik enerjisini de eklememiz lazım. Evet, işte bu da çarpışmadan sonraki toplam kinetik enerjidir. Çarpışma eğer esnek yani elastikse toplam kinetik enerji korunmuştur. Yani buradaki toplam kinetik enerji buna eşittir. Evet, söz konusu olan esnek bir çarpışma ise bu ikisi birbirine eşit olur. Ve esnek çarpışma derken ifade etmeye çalıştığımız durum da budur. Toplam kinetik enerji korunmuştur. İnelastik ya da esnek olmayan bir çarpışmada ise Toplam kinetik enerji korunmaz. Yani bu eşitlik bozulmuş olur. Şu ifadeyi buraya taşıyalım. Çarpışma eğer esnek değilse, başlangıçtaki toplam kinetik enerji, bitişteki toplam kinetik enerjiye eşit değildir. Esnek olmayan çarpışmaların çoğu için çarpışmadan önceki kinetik enerjinin, çarpışmadan sonraki kinetik enerjiden büyük olacağını söylemek de mümkün. Bu da esnek olmayan çarpışmalarda kinetik enerjinin bir kısmının kaybolacağı ya da başka bir enerji formuna dönüşeceği anlamına gelir. Bahsi geçen bu diğer enerji formu da genellikle termal enerjidir, yani ısı enerjisi. Bu dondurma topunun basketbol topuna şu şekilde çarptığını düşünelim. Biraz daha yakından bakacak olursak bu dondurma topu son derece leziz atom ve moleküllerden oluşuyor, öyle değil mi? Bu atom ve moleküller birbirlerine yaylarla bağlı kütleler değiller ama öyle olduğunu farz edelim. Bu küçük atom ve moleküllerin kütleler halinde olduğunu ve birbirlerine de yaylarla bağlı olduklarını hayal edelim. Burada elektromanyetik güçler ve kimyasal bağlar da devrede. Yani olan biten aslında bu kadar basit değil ama şimdilik böyle basit bir model üzerinden gidelim. Şimdi de çarpışmanın gerçekleştiğini düşünelim. Sonuç olarak bu atom olduğundan daha fazla titreşmeye başlayacak. Benzer şekilde bu da. Bu atom ve moleküllerin daha çok kinetik enerjisi, rastgele termal enerjisi olduğuna göre ileriye doğru hareket eden bu dondurmanın toplam kinetik enerjisi daha az olacak. Çünkü bu enerjinin bir kısmı dondurmanın içindeki atom ve moleküllere dağılacak. Bu eğer erimiş halde bir dondurma ise, yani dondurma eğer çok soğuk değilse, burada çizdiğimiz temsili yaylarda çok sıkı olmayacak. Atom ve moleküller istedikleri şekilde kayacaklar. Çok fazla enerji, kinetik enerji olacak. Bu da termal enerjiye dönüşecek. Ama bu dondurmanın buz gibi olduğunu, tam o anda buzluktan çıktığını düşünürsek, dondurma henüz erimediği için daha sert olacak. Buradaki bağlar da çok daha sıkı yani kuvvetli olacaklar ve bu sayede de atom ve moleküllerin etrafa dağılmaları daha zor olacak. Buradaki yapı daha sağlam olduğunda kinetik enerjiyi atom ve moleküllere aktarmak daha zor olur. Yani çarpışma daha esnek olur. Bir başka deyişle termal enerjiye dönüşen kinetik enerji miktarı daha az olur. Bu fikri daha da uç bir örnekle açıklayalım. Örneğin burada bir dondurma topu yerine çelikten yapılma bir top olsaydı, çelik topun atom ve molekülleri arasındaki bağlar çok daha sağlam ve sıkı olacağından çarpışmadan önceki kinetik enerjinin çarpışmadan sonraki kinetik enerjiye eşit olacağını düşünürsek, bahsi geçen çarpışmanın daha elastik olacağını ileri sürebiliriz. Bu noktada bir saniye, Toplam kinetik enerji korunmuyor dedik ama çarpışmadaki kinetik enerjinin moleküllerin kinetik enerjisine dönüştüğünü söyledik. Yani hala kinetik enerjiden bahsediyoruz. Termal enerjide bir bakıma kinetik enerjidir diye düşünüyor olabilirsiniz. Haklısınız. Termal enerji bir bakıma kinetik enerjidir. Doğru. Buradaki enerjiler arasında bir miktar potansiyel enerji de olabilir ama çoğunluğu kinetik enerjidir. Bu noktada bir ayrım yapmamız lazım. Toplam kinetik enerji korunur dediğimizde belirli bir yönde hareket eden çıplak gözle görülebilen yani havalı bir kelime kullanacak olursak makroskobik bir cismin kinetik enerjisinden bahsediyoruz. Demek istediğim şey basit. Burada bahsi geçen hızlar yani kinetik enerjiler de buradaki makroskobik cisimlerin kinetik enerjileri. Yani dondurmanın kendisinin kinetik enerjisi. Atom ve moleküllerinki değil. Bu da buradaki hesaplamalara atom ve moleküllerin titreşim enerjilerini dahil etmeyeceğimiz anlamına gelir. Aksi takdirde tüm çarpışmalar esnek olur. Çünkü makroskobik kinetik enerji mikroskobik kinetik enerjiye dönüşmüştür. Gözle göremeyeceğimiz bir dönüşümden bahsediyorum. Ama burada belirttiğimiz belirli bir yönde hareket eden makroskobik cismin kinetik enerjisidir. Her şeyin daha net olması için isterseniz bir örnekle açıklayalım. Çarpışmadan önce basketbol topunun ve dondurmanın bir miktar kinetik enerjileri olduğunu düşünelim. Ve basketbol topunun saniyede 10 metre, dondurmanın da 8 metre hareket ettiği durumu inceleyelim. Çarpışmadan sonra basketbol topu sağa doğru saniyede 1 metrelik hızla, dondurmanın da sağa doğru saniyede 5 metrelik bir hızla ilerlediğini varsayacağız. Bir basketbol topunun kütlesi ne kadarmış ona da baktım. 0,65 kilogram. Basketbol topunun kütlesine göre dondurma için uygun bir kütle seçmem lazım çünkü bu hızları rastgele seçtim çarpışmanın momentumunu korumak için dondurmanın kütlesinin de 0,45 olması gerekiyor evet bu sayılarla bana bu çarpışmanın elastik olup olmadığını söyleyebilir misiniz bu noktada insanların çoğu çarpışmadan sonra bunların sektiklerini düşünürler ne de olsa top sağa doğru 1 metre, dondurmada 5 metre hızla ilerlemeye devam ediyor. Birbirlerine çarptılar, sektiler ve hareket ettiler. Bu durumda çarpışmada esnek olmalıdır. Öyle değil mi? Şeklinde düşünebilirler. Hayır, bu durum yani çarpışıp sekmeleri çarpışmanın esnek olduğu anlamına gelmez. Bunun tersi doğrudur. Yani eğer çarpışma esnekse birbirlerinden sekmeleri gerekir. Ancak sırf sektiler diye o çarpışma esnek olmaz. Bu önemli bir ayrıntı. Bu noktaya dikkat etmemiz lazım. Sırf cisimler sektikleri için bir çarpışmanın esnek ya da elastik olduğunu söyleyemeyiz. Peki, bir çarpışmanın esnek olup olmadığına karar vermek için ne yapabiliriz? Tabii ki toplam kinetik enerjinin korunup korunmadığına bakabiliriz. Hadi bakalım o zaman. Hesaplamayı yapabilmek için tüm verilere sahibiz. Kinetik enerji formülü neydi? 1 bölü 2 kütle çarpı hızın karesi. Basketbol topunun çarpışmadan önceki kinetik enerjisi için 1 bölü 2 çarpı basketbol topunun kütlesi çarpı basketbol topunun başlangıçtaki hızı yani onun karesi. Başlangıçtaki hızlarını kullanıyorum. Çünkü şu anda çarpışmadan önceki kinetik enerjinin ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Toplam kinetik enerjiye ihtiyacım olduğu için buna dondurmanın çarpışmadan önceki kinetik enerjisini de eklememiz lazım. Artı 1 bölü 2 çarpı dondurmanın kütlesi çarpı çarpışmadan önceki hızı yani 8 metre bölü saniyenin karesi. Dondurmanın hızı negatif olmalı diye düşünüyor olabilirsiniz ama karesini alacağımız için bir şey fark etmeyecek. Bu hesabı yapınca 46,9 jüllük bir kinetik enerji buluruz. Bu acaba son kinetik enerjisine eşit mi? Bakalım. Çarpışmadan sonraki kinetik enerji için basketbol topunun çarpışmadan sonraki hızını kullanarak kinetik enerjisinin ne olduğunu bulacağız. 1 bölü 2 çarpı basketbol topunun kütlesi çarpı çarpışmadan sonraki hızı yani 1 metre bölü saniyenin karesi. Buna bir de dondurmanın kinetik enerjisini ekleyelim. 1 bölü 2 çarpı dondurmanın kütlesi çarpı dondurmanın çarpışmadan sonraki hızının karesi yani 5'in karesi. Bunun sonucu ise 5,95 Joule. Peki o zaman şimdi bu çarpışmanın elastik olup olmadığını söyleyin. Cevap hayır. Tabii ki değil. Hatta yakınından bile geçmiyor. Çarpışmadan önceki kinetik enerji 46,9 Joule'e sonraki ise 5,95 Joule'e eşit toplam kinetik enerji korunmadığına göre bu çarpışma esnek olmayan bir çarpışmadır. Bu arada eğer sonuca kısa yoldan ulaşmak isterseniz sayıları incelemeniz yeterli. Basketbol topunun çarpışmalar önceki hızı 10 metre bölü saniye, sonraki hızı ise 1 metre bölü saniye. Bu da kinetik enerjisinin azaldığı anlamına geliyor. Dondurma ise 8 metre bölü saniye ile başlamıştı. Çarpışmadan sonra da 5 metre bölü saniyelik bir hıza ulaştığına göre onun da kinetik enerjisi azalmış öyle değil mi? Bu da çarpışmadan sonraki toplam kinetik enerjinin bundan daha küçük olduğu anlamına geliyor. Peki bu enerji nereye kayboldu diye sorabilirsiniz. Hem dondurmanın hem de basketbol topunun içindeki atom ve moleküllerin termal enerjisine eklendi. Ve ikisinin de termal olarak daha fazla titreşmelerini sağladı. Çarpışma anında çıkabilecek ses dalgalarına da bir miktar enerji gider. Yani gördüğünüz gibi enerji kaçağı olması için pek çok seçenek mevcut. Özellikle de bu çarpışma için. Neden diyecek olursanız, çarpışmanın inelastik yani esnek olmamasını da sağlayan büyük bir kinetik enerji kaybı söz konusu da ondan. Tekrar edecek olursak, bir çarpışmanın esnek ya da elastik olması için sadece cisimlerin sekmesi yetmez çarpışmanın esnek olup olmadığına karar vermek için toplam kinetik enerjinin korunup korunmadığına bakmalısınız enerji korunduysa esnek korunmadıysa esnek olmayan bir çarpışma söz konusudur son bir not bazı yerlerde mükemmel bir şekilde elastik olan çarpışmalar gibi bir ifadeyle karşılaşabilirsiniz bu gereksiz bir ifadedir çünkü elastik yani esnek çarpışmalar zaten mükemmeldir yani çarpışmadan önceki kinetik enerji, çarpışmadan sonraki kinetik enerjiye eşittir. Ama zaman zaman aynı ifadenin esnek olmayan çarpışmalar içinde kullanıldığını da görebilirsiniz. İşte bu anlamlı bir örnek olabilir. Çünkü mükemmel bir inelastik çarpışmada cisimler birbirlerine çarpıp tutunur ve tek bir cisim gibi hareket ederler. Başka bir deyişle bizim örneğimizdeki dondurmada basketbol topuna çarpıp üzerine yapışsaydı ve birlikte sağa doğru hareket etselerdi bu mükemmel bir inelastik çarpışma olurdu. Esnek ya da değil bu çarpışmaların hepsinde momentum korunur. Çarpışma eğer kısa bir sürede gerçekleşirse, momentumu etkileyecek büyük bir dış etkenden de bahsedemeyiz. Evet, eğer bu anlık çarpışmalardan biri ise, çarpışma elastik ya da inelastik olsa da momentum korunur. Bazılarınız, bir saniye, Toplam kinetik enerji sadece esnek çarpışmalarda korunuyorsa, momentum da sadece esnek çarpışmalarda korunur diye düşünebilirsiniz. Bu doğru değil. Momentum hem esnek hem de esnek olmayan çarpışmalarda korunur. Bu noktada esnek olmayan çarpışmalarda kinetik enerjinin büyük bir kısmını cisimlerdeki termal titreşimlere kaybettiğimize göre momentumu da bu termal titreşimlere kaybetmez miyiz diye sorguluyor olabilirsiniz. Hareket hem kinetik enerji hem de momentum anlamına geldiğine göre momentum esnek olmayan çarpışmalarda nasıl korunur? Bunun sebebi cisimlerdeki atom ve moleküllerin titreşimlerinin rastgele yönlerde olmasıdır. Termal enerji rastgele bir şekilde dağıldığı için atom ve moleküllerin momentumu birbirini götürür. Momentum bir vektör olduğu için momentum her yöne olduğunda sonuç olarak sıfır momentum ya da sıfır net momentum elde ederiz. Bu bunu götürür. Bu bunu bu da bunu. Esnek olmayan çarpışmada mikroskopik atom ve moleküllere kaybedilen toplam momentum yoktur. Ama kinetik enerji kaybından bahsedebiliriz. Çünkü kinetik enerji skaler bir değerdir. Yönü yoktur ve bu yüzden de kinetik enerjiler birbirlerini yok edemezler. Esnek olmayan çarpışmalarda mikroskopik atom ve moleküllere kinetik enerji kaybetsek bile tekil momentumlar birbirini götürdüğü için net momentum kaybı olmaz makroskobik cisimlerin hareketi toplam momentumu korur ve bu da hem esnek hem de esnek olmayan çarpışmalarda momentumun korunacağı anlamına gelir. Çarpışma nasıl olursa olsun dışarıdan bir etkenin çarpışmaya etki etmek için süresi olmadığında momentum korunur. Kinetik enerji yalnızca esnek çarpışmalarda korunsa da momentumun tüm çarpışmalarda korunacağını hiçbir zaman unutmayın.